Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yolculuk başladı. Şu an Akdağ Madeni'ndeyiz, terminaldeyiz. Ailemle ayrılırken biraz duygulandık tabii. O nedenden dolayı ben duygusalken video çekmeyi pek fazla sevmiyorum. Ve göstermek de istemiyorum. Çok etkileniyoruz, ağlayanlar falan. Duygulanıyoruz yani o nedenden. Burada da bir takipçimize denk geldik. Sağ olsun o da bizi kırmadı, geldi. Onun da eşi Endonezyalı. Onunla oturacağız, biraz sohbet edeceğiz. Sizlerle de o sohbeti, muhabbeti paylaşmak istiyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sağ olsun Emrah'tı değil mi ismin? Emrullah. Emrullah, çok özür dilerim. Emrullah kardeşim dedi ya abi neredesin falan dedim. Terminaldeyim, gel abi buluşalım, sohbet edelim. Onun da eşi Endonezyalı. Biraz kısa ondan bilgiler alacağız. Nasıl evlendin, nasıl ettin? Hemen hemen kısa bilgiler verirsen sevinirim. İnternet üzerinden tanıştık. Herkes nasıl tanıştığımızı soruyor. İnternet üzerinden tanıştık. Evet. Bir 2 yıl, 3 yıl gibi nişanlılık süreci oldu. Önce o buraya geldi, benim ailemle tanıştı. Hı hı. Sonra ben Endonezya'ya gittim, onların ailesiyle tanıştım. Ondan bir yıl sonra da ben tekrar gidemediğim için o babasıyla beraber geldi. Evet. Orada geldikten sonra burada evlendik. Onlar buraya geldi, evlendi. Evet. Sen orada düğün yapmadın mı? Yok. Oo, sen çok şanslısın o zaman. Harika. Güzel bir düğün oldu o zaman. Düğünüm çok güzel oldu. Ay maşallah. 22 Ağustos'ta oldu. 1 yıl oldu. Anladım. Geçtiğimiz günlerde 1 yıl. Ne kadar masraf yaptın? Açık konuş. Masrafım çok önemli. Altın falan zaten yok. Altın aldım tabii. Aldın mı yine? Aldım ama benim aldığım zamanlarda altın şu anki seviyesinde evet, çok daha düşüktü. Anladım. Pekala, toplam mesela şöyle kaba taslak desek 200 milyar harcadın mı? Yok. O zamanın parası. 60 bin lira. Harika. 70 bin lira bandında. Harika. Yani şöyle söyleyeyim, daha uyguna da yapardım da sen hani kendine eşyası falan, onları onlar daha fazla. Pekala, şu an ne düşünüyorsun? Mutlu musun? Bir Endonezyalı eşinin olması ki nasıl bir yani duygu? Çok farklı bir duygu. He. Yani çok insan özel hissediyor kendisini. Tabii. Devamlı evde İngilizce mi konuşuyorsunuz? Yok. Türkçe öğrendi. Öğrendi mi? Evet. Harika ya, çok güzel. Çok güzel maşallah. Bir de şey soracağım. Pekala, Endonezya'ya gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani yaşamak için değil de yani ziyaret için gitmeyi tabii ki düşünüyorum. Yani 2023 yılında illaki hadi bakayım. Hadi bakayım. Hayırlısı inşallah sizin için. Pekala, neden yaşamak istemiyorsun Endonezya'da? Hiç bir kere gittin değil mi sen? Evet. Bir kere gittin, hiç beğenmedin. Beğenmedim, yemekler çok sıkıntılı. İlk gittiğimde ben de öyle olmuştum. Sıcaktan bunu almıştım tabii ama zamanla insan alışıyor. Bunu da söyleyeyim sana. Tekrar planın var tabii. Tabii gidip görmeyi planlıyorum. Eşimin biraz daha oranın özlem gidermesi için. Anladım. Ailesi de tabii çağırıyor gel diye. Onlar çağırmıyor da onlar orada bunun eşimin mutlu olmasını çok istiyorlar. Harika. Tabii ben de onun mutlu olmasını istediğim için illaki oraya götüreceğim. Tabii burada eğer huzurun, durumun iyiyse burada devam et. Ama yok, huzurun ve mutluluğun iyi değilse git buradan. Burada çok mutluyum, huzurum da var. Tamam. Eşim için arada sırada ziyarete gideceğim. Harika, o zaman sen böyle devam et kardeşim. Yani dediğim gibi çoğu insan buradan gitmek istiyor, bu ülkeden gitmek istiyor. Evet. Hani Türkiye'mizden. Çoğu insan da hani Türkiye'de kalmak istiyor. Bu da senin gibi hani ekonomisi iyi olanlar olsun, işi düzgün olanlar olsun, ailesi destek olanlar olsun. Bazıları da şey diyor, abi benim hani lisansım var, iyi derecede işte İngilizce biliyorum. Evet. İşte doktoram var vesaire. O gibi insanlar da Endonezya'da hayatını devam ettirmek istiyor eşiyle. Çok var insanlar hani benden yardım istiyorlar, yardımcı oluyoruz. Evlenmek isteyenlere işte elimizden gelen desteği yapıyoruz. Tabii biz tutup da evlendirmiyoruz da onlara destek çıkıyoruz. Gerekli evraklar, belgeler gibisinden. Çok fazla mesaj alıyoruz, güzel mesajlar alıyoruz. Sen de baştan beri sıkı bir takipçimsin. Evet. Onun da farkındayım. Videolar zaten, tam izliyor musun? Endonezya'nın iki tane eniştesi var aklımda. Bir sen birim. İlk ben ha? Bir tane daha var. O da, var mı? Bir tane daha var. O da yeni mahallede. Hmm. Onunla tanışma fırsatımız olmadı sadece. Hadi bakayım. Hayırlısı. Buluşursun ya. Akdağ'dakinle buluşmuyorsun. Benimle buluşuyorsun. Ya o biraz hani yaş aralığı. Biz seninle aynı yaşıtız. Hmm. Diğerler bizden büyük. O yüzden evet, şey yapamadım. Pekala, hani şöyle diyorlar mı ya işte Endonezyalı eşin herkes bakıyor falan burada diyorlar mı? Hani ne bileyim, hani yabancı olduğundan dolayı dikkatleri çekiyor musun? Tabii gözleri çekiyor musun? Bazen mağazaya gidiyoruz, bu Japon mu diyorlar. Evet, derler. Bilmiyorlar ki. Hepsi aynı birbirine benziyor. Harika. Pekala, ilk gittiğinde Endonezya'da hangi yemekleri yedin ya da hangisini sevmedin? En çok hangisi hoşuna gitti? İsimlerini hatırlıyor musun? İsimlerini bilmiyorum ama görsel olarak tarif edebilirim. Ne?
Bu tavukları şişe dizmişlerdi. Altında acı sos vardı. Sate padang. Onu beğendim. Hı-hı. O bildiğimiz şiş kebap gibi bir şey. Evet, onun dışında diğer yemekleri yemedim zaten. Anladım. Çorba gibi, makarna gibi şeyler var ya. Çoğu insan yemiyor zaten ya. Bir de nasi goreng falan. Onları yedik. Pizza yedik. Oraya gittiğimde onlar yine street foodları falan yiyecek. Sokak yemekleri daha iyi oluyor. Ama tabii senin hani ilk gitmenden kaynaklı neden de tabii ilerleyen zamanlarda bir daha gittiğinde gayet iyi olacak senin için, söz veriyorum. Tabii ben... sen varsın, seninle buluşacağız. Tabii buluşuruz. Harika videolar çekeriz. Misafirim de olursun. Olmaz tabii. Misin ki tabii. Yani hani çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok sağ ol. Seni görmek çok güzel. Allah razı olsun. Yengeye de bol selamlar. Mutluluğunuz daim olsun. Allah çoluk çocuk var mı? Ben kaynaklı biraz daha düşünmüyorum. Hadi bakayım. Ama inşallah olur. İnşallah. Hayırlısı. Yani. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah. Hakkınız hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Evet dostlar, dediğim gibi hani ne insanlarımız var. Hani ne kadar çok insan evleniyor, işte ne kadar çok insan iş yapıyor, işte Endonezya'ya geliyor ya da Endonezyalıları buraya getiriyorlar. Ama benim dediğim her zaman bir söz vardır. Herkes bir gün Endonezya'ya gidecek. Herkes bir gün Endonezya'nın o yemeklerini deneyecek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. İstanbul'dayız. Bayağı bir yoğun ve yorucu geçti yolumuz. Çok küçüktü, koltuklar biraz sıkıntılı oldu. 12 saat sürdü. Ama hani kimseye rahatsızlık vermedim. Zaten vurduk kelleyi, yattık, uyuduk. İstanbul'da Ayasofya'ya falan gideceğiz. İşte İstanbul'un o turistik yerlerini gezdireceğim. Eşimin kardeşi Odi'ye. Odi ile beraber gezeceğiz. Gezdikçe de sizlere gittiğimiz yerleri göstereceğim. Sonrasında da Endonezya yolcusu kalmasın diyoruz. Devam ediyoruz. Merhaba dostlar, nasılsınız? Sıcak bir İstanbul gününden kucak dolusu selamlar. Biliyorsunuz fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hani İstanbul'u zaten fazla tanıtmak da istemiyorum. Açıkçası hızlı hızlı geçmek istiyorum bu videoda. Kısaca anlatacağım nerelere gideceğimizi. Öncelikle Ayasofya'ya gideceğiz, Eminönü'ne gideceğiz. Sonrasında Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Taksim Meydanı, Eyüp Sultan'a. Oralara gitmeye çalışacağız.
gittiğimiz yerleri de sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videolara like, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde bu kanal büyüyecek ve bir yerlere gelecek. Sizleri çok seviyorum. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Üsküdar Kız Kulesi'nin oradayız. Tadilatı nedeniyle Kız Kulesi'ni kapatmışlar. Hiçbir şekilde giriş çıkış yok arkadaşlar. Buraları da büyük ihtimalle yeniliyorlar. Şöyle göstereyim. Şimdi biz güzel kardeşimle beraber ilerideki vapura bineceğiz. Vapurla Eminönü'ne geçeceğiz. Şuradaki hemen görüyorsunuz siz zaten. Eminönü'nden Ayasofya, Sultanahmet Camii. Sonrasında siz söyleyin, Kapalı Çarşı. Ondan sonra da ne derler ona ya, kulenin oraya çıkacağız, Taksim'in oradan devam edeceğiz. Sonra Nişantaşı, Bebek ya da Beşiktaş, o civarlara geçeceğiz. Bugünü bu şekilde bitireceğiz. Sizlere de bugünü gezdiğimiz yerleri göstereceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Odi! Odi Türk erkeği oldu ya, baksana tarzına. Ya Udi, apa bansan? Kamu suka Indonesia? İstanbul. Suka. Bagus. Sangat-sangat indah. Beautiful. Apa? Makan bisa, sini bisa. Naik kapal dari Asia ke Eropa. Ya, terus ya. Let's go. Asya'dan Avrupa'ya geçiş yapıyoruz şimdi arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şu an Sultanahmet Camii'ne geldik. Çok kalabalık, acayip insan yoğunluğu var. Zaten Türkiye'den çok turist var arkadaşlar. Hangi ülkeden istiyorsan hepsi var. Yani canım ülkem mahvolmuş. Yönden iyi, turist akını var. Yönden kötü, Türk yok. Evet arkadaşlar, Sultanahmet Camii'ne girdik. Bayağı bir yine renovation var herhalde, tadilat var. O nedenden dolayı hepsini göremiyoruz. Bu ne ya böyle? Hani camiyi mahvetmişler desem yeridir. Kaç yıldır böyle tadilat da herhalde. Neresini göreceğiz burayı? Ne yapmışlar abi? Sadece bir çatıyı göstereyim. Çattan başka bir yeri göremiyoruz zaten, hep eski. Tadilat, no. Not good bro ya. Renovation. Yeah. Bu ne yapmışlar abi burayı ya? Yani insanlar hep gidiyor zaten. Neye bakacağız ki? Hiçbir şey yok. Her yeri kapatmışlar. Bari şuraya bakalım. Burada ne var? Ayıptır yani. Bölüm bölüm yapsanız var. Hepsini niye kapatıyorsunuz? Arkadaşlar, Sultanahmet'e geldik. Sizlere göstereceğim dedim. Yani içini tadilat yapıyoruz diye mahvetmişler, kapatmışlar. Yani boşuna geldik o kadar yolu. Şimdi Ayasofya'ya geçiyoruz. İnşallah orada bir sıkıntı çıkmaz. Ayasofya'da da adını sen getir. Çok fazla sıra vardı. Umarım hızlı bir şekilde geçeriz. Evet arkadaşlar, şu an Ayasofya'ya doğru gidiyoruz. Sultanahmet'te tadilat olduğundan dolayı hiçbir şey göremedik. Ayasofya'ya gidiyoruz. Umarım orada güzel bir görüntü yakalarız. Rahat bir şekilde girişimizi yaparız. Hayırlısı bakalım. Çok fazla insan var. Hani Türk'ten daha çok yabancı var. Ne olmuş benim ülkeme bilmiyorum yani. Aa, açık konuşayım. Bir yönden mutlu oluyorum turistlerin gelmesine. Bir yönden de üzülüyorum. Bu kadar, nasıl söyleyeyim, Türk olmamasını. Türkçe konuşan fazla duyamıyorum. Zaten kara kara yanmış olanlar bir Türkçe konuş. Simit arkadaş. Özleyeceğim en çok şeyden bir de simit. Dayı, simit kaç para? 5 TL. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bayağı bir şey bekliyoruz. Sıra. O sıra beklenirken biz de fotoğraf çekelim dedik şöyle. Video çekelim dedik. Güzel Türkiye'min bu güzel turizm yerlerini sizlere göstermekten onur duyuyorum. Karışık olmuş. Çok kalabalık. Ben hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Yıllardır İstanbul'dayım. Hani bu seneki kadar kalabalığı büyük ihtimalle dolar euro çıktıkça bu ülkede daha çok Avrupalı ya da diğer ülkelerden gelenler daha çok para harcıyorlar. Şöyle göstermek istiyorum size.
Okay, let's go. What time is it? Sorry. Bak şurada haç işaretleri var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Burası giriş. Buradan giriş yapıyoruz. Yalnız biraz acele etmemiz lazım arkadaşlar. Yavaş hareket edenler trafik oluşturuyor. O nedenden dolayı da dikkat çekiyoruz. Şu an içeriye girdik. Şimdi ayakkabı değiştirme yeri var. Bu yabancıların giydiği değişik kıyafetler. Şu ayakkabılarımızı çıkaralım. İnşallah çalınmaz ayakkabılar. Şöyle koyduk. Giriş yapacağım. Evet dostlar, şu an Ayasofya'nın içerisindeyiz. Hayırlı olsun. Çok kalabalık. Çok fazla insan var. Ama görünmeye değer değil mi? Hoş geldiniz. Sağ. Bir anne aç gidelim bari hadi. Doyulmaz ki. Ayasofya'nın tarihini zaten internetten Wikipedia'ya girdiğiniz zaman en azından tarihini öğrenebilirsiniz. Buralar benim geldiğimde, en son geldiğimde kapalıydı. Yapmışlar, renove etmişler. Burası kadın bölümü herhalde. Aynen. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. Harika. Açık konuşmak gerekirse şu Allah Muhammed yazan Arapça yazılan arkalarında ve şu üst tarafta bakın kapatmışlar perdeyle. Orada Hazreti İsa'nın fotoğraflarını benzeten resimler vardı. Öyle diyorlar hani, bilen bilir. Şuradan melek fotoğrafları falan var. Çok büyük. Harika. Şimdi biz buradan namazımızı eda edelim arkadaşlar. Kilise, kilise. Sonra da namaz kılmak isteyen erkek ziyaretçilerimiz ön tarafta mihraba doğru saf düzeninde oturup namazı bekleyebilirler. Namaz kılmak isteyen kadın ziyaretçilerimiz kadınlar bölümüne geçebilirler.
için ziyaret saati sona ermiştir. Oriental şal mağazasına geldik. Fatih abim benim can dostumdu. Ne haber abi? Selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz. Burası Endonezya arkadaşlar. Burada Endonezyalıları hep görürsünüz. Bakın her yerde Endonezyalılar var. Bak burada da. Abi ne satıyorsun? Genellikle müşterin Endonezyalılar herhalde. Endonezyalılar, evet, Malezyalılar çok seviyorlar. Asyalılar en çok sevdikleri ürünler bende var. Evet. Anahtarlık alıyorlar. Hafif ve şey. Yani bütün kalıyorlar. Türkiye'nin aksesuarlarını evet. Her şekilde bulabiliyorlar burada. Çantalar. Evet. Zultanite'lar falan da var değil mi? Evet. Taşlar falan, evet. Aksesuarlar da var arkadaşlar. Hediyelik çok. Fatih abi hemen hemen bir 5 yıl oldu herhalde. Ufak eşyalar çok alıyorlar. He. Burada bayağı bir eskiden çok karışıktı ama şimdi çok güzel olmuş. Vitrine doğru gösterelim. Bak vitrinimiz de orada güzel. Bak, orada da güzel aksesuarlar var arkadaşlar. Şöyle Fatih abi çok güzel yapmış buraları. Kur'an-ı Kerim falan da satıyorlar. Şöyle. Allah'ın 99 ismi yazıyor orada. Bakın. Ben özellikle burayı göstermek istedim. Neden derseniz Endonezyalılar İstanbul'a geldiğinde Fatih abi görmeden gitmiyorlar. Ayrıca Malezya Facebook grupta da burayı gösteriyor. Ya Müslüman olanlar ya da olmayanlar herkes buraya geliyor değil mi abi? Burada genellikle arkadaşlar çok hızlı ve sirkülasyon oluyor. Nedeni de şu, Fatih abi dürüst bir esnaf olduğundan dolayı. Dürüst, uygun ayrı bir şey abi. Dürüst esnafsın. Çünkü ben bunu 5 yıldır tanıyorum Fatih abi. Allah senden razı olsun. Hani gayet dürüst ve namuslu bir abim. Gerçekten de hani ürünleri çok uygun fiyata satıyorsun. Ben Endonezya'ya giderken arkadaşlar sipariş verirler. Mesela 100 tane çanta gelirim abimden alırım. Zultanite satarlar. Abi derim işte büyük Zultanite'lardan gümüş versene. Yani. Aynen gümüşlerden aldık, topluca sattık. Bunun da ticaretini de yapıyorduk arkadaşlar. Onun bilgisini de vermek istedim sizlere. Abi çok teşekkür ederim. Yine görüşeceğiz abi. Saygılar.
Galata Kulesi'ne geldik. Yine her zamanki gibi turist kaynıyor yer ya. Çok fazla turist var. Fiyatına bir bakacağım, kaç para olduğuna bakacağım. 215 TL arkadaşlar. 215 TL'ymiş. Evet arkadaşlar, şu an Taksim Meydanı'ndayız. Aralıklarla sizlere kısa kısa videolar göstereceğim. Fazla konuşmak istemiyorum, sadece görüntüyü görün. Ne seversin, ne sevdiğini söyle.
Beksitasyon. Beşiktaş, sen bizim her şeyimizsin. Evet arkadaşlar, videoyu başlattık. Şimdi Beşiktaş'a gidiyoruz. Beşiktaş'ın stadyumuna bakacağız. Bugün de şansımız var. Sivasspor'la Beşiktaş'ın maçı varmış. Tabii yanımdaki Odi kardeşim Endonezya'da da merak ediyor. Beşiktaş da çok seviyor. Bakalım, inşallah orada çok güzel görüntüler olur. Ve biz de şans getiririz ve inşallah bu maçı alırız. Koyu Beşiktaşlı olaraktan yürekten dua ediyoruz. Tekrar et. Beşiktaş. Beşiktaş. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an Vodafone Park'tayız. Beşiktaş stadyumuna geldik. Bugün de dediğim gibi Sivasspor'la Beşiktaş'ın maçı varmış. Bizim haberimiz yok tabi. Şöyle bir bakalım dedik. Ama içeriye giremeyeceğiz tabi. Şöyle bir dıştan bakalım. Hem Beşiktaş'ın sahilini falan gezeceğiz. Burada biraz oturalım mı? Bana uyar, ben hiçbir şey içemem. Ben de. Evet arkadaşlar, sağ olsun polis arkadaşlardan izin aldık. Şöyle içeride güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz. Ama içeriye tam girmeyeceğiz. Şöyle stadyumun içine girmeyeceğiz de taraftarların olduğu bölgede bakalım bir video çekeceğiz. Devam ediyoruz. You like it İstanbul? Like it. Beşiktaş. Beşiktaş. Go go. Beşiktaş taraftarı oldu şimdiden. İstanbul'un bu sessizliğini seviyorum. Sesli olan ortamın içerisindeki o sessizliği. Evet arkadaşlar, bugünlük videodan da bu kadar.
Bu arada kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, like yapmayı unutmayın. Bu kanalı hep birlikte büyüteceğiz. Şimdilik hoşçakalın.